Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün borun mok bir sesle bok gibi bir oyunla yok, şaka yapıyorum. Şimdi, bugün arkadaşlar GTA 5'te herhangi bir direksiyon setiyle nasıl oynarız onu göstereceğim. Sonra direksiyonla oynanışa geçeceğiz. G29 bize eşlik edecek. Buna dalga amaçlı yapıyorum, hani hava atmak için, yanlış anlaşılmaz. Bir tane yavuşağın önünde gideni var, YouTuber. Ben YouTuber'ları sevmiyorum. Ben de mi sevmiyorum bu? Altına habire, sen YouTuber mısın yavuşak? Altına habire G29'la oynuyoruz. Yok oyun böyle, yok oyunun götünü sik... Yok öyle, yok böyle, ananı sikimiz, kafa, oyun falan. Zaten aslanım, beri artık... Dedim bir video çekeyim. Bilgisayar formatlandı, Windows 10 Pro kullanıyorum. Bok gibi oldu amına koyayım. Kameram da merem bozuldu. O yüzden şu an facecam yok. Direksiyon kamerası da beğenmeyeceğim. Welcome diyor. Yok. Karşınızdayım. Sus amına koyduk. Bugün... Ben bugün kelimesini uyguluyorum. Neyse. Şimdi ilk önce bir Steam bizi açalım. Steam ne amına koyayım. Kim bulmuş lan bu ismi? Özelliklerden yerel dosyalar. Yerel dosyalara göz at. Şimdi aşağıda vereceğim linkten şu dosyayı indiriyorsunuz beyler. Bayanlar oynamıyor ama şu X360C programını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra oyunun Steam'den aldıysanız Steam Apps var burada. Come on analiz ki o kim lan? Buradan GTA 5'i bulup GTA 5'in ana klasörünü atabilirsiniz ya da dediğim gibi Steam'den yerel dosyalara göz attan bulup atabilirsiniz. Attıktan sonra programa sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Ben şimdi ayarlarım var, onu sildirmek için tekrar yapmayacağım ayarları. Zaten girdiğiniz zaman anlarsınız basit ayarlar. Kardeşim! Bir dakika. Şimdi böyle direkt gelmiyor tabii, böyle benim direksiyon ayarlı olduğu için böyle geliyor. Sizde daha farklı gelecek. Onu da göstereyim hatta, kayıt şeylerimi. Ben dosyalarımı şöyle kenara atayım. Yeniden başlıyormuşuz. Yönetici olarak çalıştırdık. Direksiyon setimiz sürekli bağlı oldu. Burada bir hata veriyor. DLL file bulunamadı diye. X1/3. Create diyoruz, oluştur diyoruz. Burada diyor ki otomatik ayarlarımı arayalım, internetten bulalım direksiyon için. İdeal olanları yoksa sen kendin mi belirlersin? Otomatik olarak buluyoruz. Yani next diyoruz. Buluyor. Şurası çift grid şey, çift grid, bak WhatsApp'ta kalmış. Çift yeşil tik olduktan sonra finish diyorsunuz. Zaten geliyor. Bazılarına gelmeyebilir. Tek tek işte gamepad'e baka baka ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada yapmanız gereken birkaç ayar var. Ben G29 kullanıcıları için söylüyorum. Öncelikle şu basılı kalmış, bunu bir empty olarak seçin ki şu zaten direksiyonunuzda yoktur. Genellikle direksiyon olarak bunu kullanırsınız. Düğmeleri bir kontrol edin. Mesela bakın, ben şu an kareye basıyorum, B'yi gösteriyor. O yüzden ne yapacağız? A'yı seçip X'e basıp X'i de seçip kareye basıyorum. Şimdi tam olarak çalışıyor. Keşke direksiyon kamerası da koyabilsem. Siz de daha iyi görebilseniz. Sesim bok gibi, lütfen kusura bakmayın. Hani bu videoyu ses amaçlı değil, bilgi amaçlı çekiyorum ki Türkiye'de cidden bunu adam akıllı anlatan kimse yok. Bütün videolara baktım, kimse adam akıllı anlatmıyor. Ve yaptıkları videolarda ölü bölgesi dediğimiz dead zone. Yani direksiyonu bir yarım santim çeviriyor. Ta anca toplayana kadar anca bir turlar dönüyor. Şimdi ben 400 değil de bunu 600 yapacağım. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada şimdi gaz ayarını otomatikman yaptım. Gaz ayarını nasıl yapıyorsunuz? Gamepad'i düşünün. Gamepad'in arka triggerlarına bastığınız zaman gazı tren yapıyorsunuz. Trigger, yani right trigger, sağdaki trigger, yani record diyoruz. Bu gaza basıyoruz. Şu an gaza bastığımda right trigger çalışır durumda. Left trigger'da frene atıyorum şöyle. Frene bastığım zaman çalışır hale geliyor. Bazılarınız delete yapabilir, bazılarınız eğlence için yapabilir, bazılarınız da gerçekçilik için. Şurası el frenidir mesela. Gamepad'lerde. Bunu ayarlamak için de right bumper'da record diyoruz. Ben vitesin 4. vitesi ayarladım yani. Vitesi 4'e attığım zaman el freni oluyor. Şimdi kontrol edin ayarlarınızı. Bakın şöyle.
D-pad çalışıyor falan filan. Tamam. Diğerlerini zaten sonra ayarlayabilirsiniz. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Unuttum ya. Ne işe yaradı? Buradan direkt kapatmayın. Çünkü birkaç ayar daha yapacağız ölü bölgesi için. Direkt left thumb'a girin. Buradan direkt ayarı 23'e gönlü rahatlığıyla çekin. Ve bunu deneye deneye de görebilirsiniz. 23'e çektikten sonra save diyelim. Ve program kapatın. Şimdi oyuna girme vakti. Oyuna girdikten sonra pek bir ayar yapmanıza gerek yok. Çünkü her şey düzelmiş olacak. Ben şimdi bu yaptığım ayarı siliyorum. Kendi ayarımı atıyorum. Çünkü aynıydı ama dosya farklı. Oyunu açalım. Bakalım ne olacak. Gösterebilsem size ama işte bir kamera daha alana kadar böyle devam edecek. Şimdi bu arada ben mod varken modifiye etmiştim bu arabaları. Hani böyle boktan araba modifiye etmem beni bilen. Şöyle bir dışarı çıkayım ben tamamız. Şimdi tekerleğe bakıyoruz bak. Görüyor musunuz hassasiyeti? Yani benim gösterdiğim ayarlarda ayarlarsanız çok rahat bir şekilde GTA'ya oynarsınız. Hani direksiyon. Bak yarım basıyorum yarım gidiyor. Tam basıyorum tam gidiyor. Cidden hani şu yağmurda bu arabayla gitmek ya da GTA'da böyle gitmek cidden güzel bir şey. Denemenizi mutlaka öneririm. Direksiyon markası pek önemli değil ama hani 9 üzerinde 90 derecede hepsinde oluyor ayrılıyor. Ben 600 derecede oynuyorum gerçekten. Bakın bir de oynuyorum. Alışmanız gerekiyor tabi. Hani normal simülasyon önemli değil. Çünkü oyun arcade oyun. Paparazzi paparazzi hiç uğraşamam. O yüzden bir de içine geçelim şöyle arabayı. El fren dediğim şöyle cidden güzel. Evet. Yani. Hayır of ne girdin be. Tamam abi. Ey kardeşim buyur. Sen çık istiyorsan ben ufaktan muhabbete gireyim. Çünkü video bir 20 dakika falan sürecek. Sen çık gelirsin o zaman. Şöyle o zaman söyleyeyim kardeşim şu. CSGO'ya gelen yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsun? Valla en son girdiğinde güncelleme falan almadım. Ben en son girdiğinde güncelleme 4 GB bir şey geldi. Güncelleme. Allah Allah. Benim haberim yok. Abi fakı demeyin lan abi. Abi fakı demeyin lan abi. Bunlar koydular düşür ediyor ya. Abi çok güzel konuşuyor lan. Bana faka deme lan buraya. Ben hastayım lan. Ben de hastayım lan. Depresyondayım. Ağlatıldım, aldatıldım. Ne bok sen.
I am the one, the riots, and don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means. Şu bak şu sahneye o şarkı var yani I don't want to diyor ya. Onu koyacağım amına koyayım. Koymazsan. Öyle bir hareket yaptım ki yani yalnız istemeyerek. Bu arada direksiyonla iyi anlanıyor ha GTA. Aynen. Tot. Arkadaşlar programın hiçbir kötülüğü yok, sadece direksiyonunuzu oyuna gamepad'miş gibi gösteriyor. Çünkü oyunda direksiyon desteği yok. Hala böyle güzel bir oyunda direksiyon desteği getirmeyin Rockstar'ın amına koyayım. Hükret baba! Cahileyi yapıyor. Ananı sikiyor. Ananı sikiyor yapıyor. Aynı Rockstar'a gidip öyle bağırasın. Nerede bağırasın başladın değil mi? Rockstar anana kalkmayın. Neden sikiyor? Şey Sema abi tabi bilgisayar kaldı. Rockstar anana kalkmayın. Niye bu yaptın lan böyle bu oyunu? Makineler oynayamıyor. Değil mi? Senin ağzını yüzünü de arttırmadın. Ama ben de fakirim. Ben de oynayamıyorum şu an. Fakir piç! Oğlum çok iyi makas atılıyor lan. Alex diye biri beni multiplayer'a davet etti. Kız herhalde. Ananı siki düştü. Neyse ya videoyu fazla... Ananı siki yavaş gidelim. Lan! Allah belanı lan. Öldüm ben. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Zaten bilgilendirme videosuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Yeni bir kamera aldım. Direksiyon kamerası %100 gelecek. Merak etmeyin. Ben YouTuber değilim. Ama doğru bir hayalim yok. Dediğim gibi diğer önceki videomda da o yüzden sadece zevk için video çekiyorum. Hani izlemek isteyen varsa öyle izlesin. Ben YouTuber'ım, her gün video atacağım diye izlemesin. Ben her gün burada video beklemedim. Hepinize teşekkür ediyorum eğer bu bok sesini beklediğiniz için. Bir de benim çok sevdiğim biri var. Ben mi? Lan siktir git. Amına koduğum. Belki o da izler. O da biliyor zaten ne kadar sevdiğini. Kendinize iyi bakın. Hadi.